Evet. İlke hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, nasılsın? İyilik valla. Öyle oraya koştur, buraya koştur. Bir yandan resim yap falan derken. Yo. Bu yani Yoğun ama keyifli her yerinde. bu yoğun süreçte bize zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Valla ben teşekkür ederim ilgilendiğin için. Benim de resimlerimi anlatma, süreci anlatma, süreçleri anlatma konusunda bana fırsat verdiğin için ben teşekkür ediyorum. Ne mutlu, güzel bir söyleşi olacak. Yani aslında ben sana seninle henüz tanışma fırsatı bulamayan öğrencilerim ve sanatseverler adına birkaç soru hazırladım. İzin olursa onları sana yöneltmek isterim. Öncelikli olarak kişisel sergilerinden biraz bahsedelim. İlk sergin 2007'deki Komşu Kızı Beyoğlu Akademiler Sanat Merkezi'nde açtı. Sonrasında Lola 2000 pardon Lola evet 2009'da Casa dell'Arte'da İstanbul'da açtığın sergi ve son iki sergide Galeri Merkür'de açtığın Süperego sergisi 2011 yılında ve son serginde yine Galeri Merkür'deki Balans sergisi. Şimdi ben seni çok uzun süredir zaten takip ediyorum. Beğenerek de Teşekkür ederim. izliyorum seni, takip ediyorum. Ama seninle henüz tanışmayan, seninle tanışma fırsatı bulamayan izleyiciler ya da öğrenciler adına konuşmak istiyorum. Birazcık üretim pratiğinden bahseder misin bize? Şimdi şöyle, ilk başta üretim pratiğinden önce o pratiğin tabii nereden geldiğinden küçük bir bahsedeyim. Yani hani o Tabii. benim üretim pratiği. Yani zaten hani resim yapan herkes, hani sizde de öyle oluyordur zaten. Yani hani ilkokulda hep sınıfta bir tane iyi resim çizen bir insan vardır yani. Hani bir çocuk vardır falan. İşte hatta millet ödevlerini ona yaptırır veya işte arkadaşları şey yapar falan. Yani hani zaten bu süreçte hepimiz büyük bir ihtimal aynı süreçten geliyoruz. Yani hani aynı yani o disiplin aslında şey, nasıl söyleyeyim, yani ilkokulda da var, hani ortaokulda da var. Hani bir şekilde resim yapmayı seviyorsunuz, onu çiziyorsun, bunu çiziyorsun. Ben çocukken bir ninja kaplumbağaları falan çizerdim. Böyle araba çizerdim, bilmem ne yapardım, ama hani hep böyle kendimi o konuda geliştirme kafasına gittim yani. Hani hatta disipline gitmiş bir şeyim bile var. Yani böyle ninja kaplumbağalardan farklı kompozisyon yapıp böyle bilmem ne, o kompozisyonu cıvıttırıp bir şeyler falan derken ve başıma olaylar falan da geldi zaten. İlke, bir dakika pardon bölüyorum. Arkadaşlar şu an sesiniz geliyor mu Abdullah? Duyabiliyorum hocam, geliyor evet. Tamam, o zaman Cenk senin mikrofonunda bir problem olmuş olabilir. Mikrofonunu bir kontrol et istersen. Evet, kusura bakma devam edebiliriz. Yani hani bir şekilde böyle sürekli şey, hani resmi oynamak, kurcalamak, o resimden başka bir şey çıkartma kafası. Yani biraz önceki örneği o yüzden verdim. Yani hani düğün resmi yapın diye bir şey söylenmişti mesela. İlkokulda yani. Evet. Ondan sonra konumuz düğün falan demiş öğretmen. Ondan sonra ben o düğünü ninja kaplumbağalarla şey yaptım bilmem ne falan filan derken oradan başka şeylere girdi falan derken böyle hani sonra onları soydum ettim, dansöz vardı, dansözü bilmem soydum, ninja kaplumbağalarla böyle takılıyorlar falan, böyle saçma sapan bir şeye girdi yani, anlıyor musun? Yani hani bir şekilde böyle hani cıvıtma ve şey kafası o zaman da vardı yani. Hani resim yapıyoruz ya, dümdüz düğün mü yapacağım ben şimdi falan gibi böyle bir şey olmuştu yani. Hep herkes anlatıyor yani. Ondan sonra yani hani müdüre gönderdiler beni hatta. Ya biraz şeydi böyle, şimdi tabii ki şu anki konularla ulan diyecekler yani, adamın bilinçaltına bak ya o zamandan falan böyle bir. Ama şimdi çıplaklık konusuna falan resimlerinde sonra tekrar Geleceğiz. geleceğiz. Evet, aha. Yani hani bir şekilde onu başka yerde tekrar hatırlat, eğer unutursam onu bu konuyla da bağlayacağım zaten. Tamam. Hatta müdür de şey demişti bana, bak bir daha böyle şeyler yapmayacaksın tamam mı falan demişti. Ben de tamam demiştim, şimdi hala öyle şeyler yapıyorum yani. Hala resimlerde çıplaklık falan var mesela, ama çok tabii ki yani hani konu
dediğim gibi daha sonraki bir alacağım yere gelecek zaten. Yani neden böyle bir şey olmuyor ki gibi bir süreçle aslında öyle bir şeye girmiştim. O zaman yani hep o disiplin yani benim biraz şey bir disiplinim var galiba. Yani hani bir şey söylendiği zaman, bir şey yapıldığı zaman, yap denildiği zaman o zaman bile öğrenciyken şeyken yani ilkokul öğrencisiyken bile yani başka bir şey olsun ya. Yani tarzında çalıştım hep. Doğal olarak da Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdiğimde de tabii ki resmi geliştirmek için, deseni geliştirmek için çok mücadele verdik arkadaşlarımızla beraber. Yani yapacaksak en iyisini yapalım kafası hep oldu. Yani hani hiçbir zaman şey olmadı. Yani ilk birinci, ikinci sınıftayken ki ben yedeklerden gelmiştim Güzel Sanatlar Lisesi'ne. Neredeyse giremiyordum yani. Hani öyle bir durumdaydı. Şartlardan dolayı ben o zaman işte lise daha uzaktaydı. İşte İzmir'e taşınmamız gerekiyordu. Ben aslında Manisalıyım. Turgutlu Manisalıyım. Her yerde İzmirliyim diye geçiyorum. Söylüyorum, ben de söylüyorum ama aslında Turgutlu Manisalıyım. Ben öyle biliyordum mesela. Evet. Yani şöyle İzmirliyim dememin nedeni bir yandan da şu. Yani Turgutlu Manisa'yı da hiç sevmedim yani. Çocukluğumda da sevmezdim. Hafta sonu oldu mu ben küçücükken bile şey yapardım. Otobüse atlayıp İzmir'deki arkadaşlarımla buluşmaya giderdim. Sonra da zaten Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanınca da koştur koştur. Çok yakın arası zaten. Yarım saat falan uzaklıkta. Sonra İzmir'e taşındık. Ben yani Turgutlu Manisa'yı hiç yaşamadım gibi bir şey yani neredeyse. Hep İzmir şeydim yani doğum yerim de zaten İzmir yani. Hani İzmirliyim derken sallıyorum herkese özenir Neyse Şimdi yani bir şekilde lisedeyken de şey ilk seneden sonra özellikle ikinci seneden sonra sürekli çok çalıştık yani. Hani gözümüzü elimize eğitmek için sürekli çalıştık. ya biraz o süreç öyle başladı açıkçası, değil mi? Sonrasında Mimar Sinan'a zaten giriyorsun. O süreç Mimar başlıyor. Sinan'a, evet Mimar Sinan'a girdikten sonra zaten Mimar Sinan'da dereceyle ondan sonra da girdim güzel güzel. Yani hiçbir şeyim yoktu. Sadece Mimar Sinan'ı görünce ve o rıhtıma çıkınca dedim ki tamam ya ben burada okuyacağım yani. Hani benim burada okumam lazım. Yani. Sonra da orada bu sefer bir sürü şey yine o denemeleri mesela desen derslerine bir kova elimde çamurla geldiğim zaman da oluyordu yani. Hani ben bu sefer de işte füzenle yapmayacağım da işte kara kalem yapmayacağım şey yapmayacağım ne o tükenmez kalemle yapmayacağım falan sıkıldım. Şimdi Alternatiflerle. bu sefer Alternatifleri evet şimdi bu sefer şey çamuru parmaklarımla alacağım, öyle yapacağım falan gibi böyle. Bugün üreterek kaç tane çıkaracağım? Mesela iki tane değil de 8 tane çıkarabilir miyim acaba bugün desem? Falan bitmişsin gibi böyle hani. Yani çok güzel olmasına gerek yok. Çok iyi olmasına gerek yok. Vay İlke ne yapmışsın abi ya falan gibi bir durum değil. Sadece ve sadece hani her şeyi deneyeceğim. Min gazına gelip bir hep. Çok şekilde iyi. o kağıdın başına veya kağıt olmuyordu. Başka bir şey oluyordu. Aydın gel de değil, işte bez de değil, başka bir şey mesela bir ahşap parçası yapıyorduk, onun üzerine boyuyorduk falan. Yani hani sürekli şey, nasıl söyleyeyim, yani kendini her konuda geliştirme veya da geliştirirken mesela sıkılıyor musun aynı şeyi yapmaktan? O zaman sıkıldığın Alternatif. şeyi değiştir, başka bir şey bul. Ama yine de onu da geliştir, o tekniği geliştir gibi bir şeyim oldu. Peki Böyle İlke, bir şimdi sana aslında çok fazla sorum var. Süremiz de az olduğu için böyle biraz hızlı ne ilerleyebilirim. kadar zamanımız var? Ben biraz çenem düşüktür o yüzden şimdi 40 konuyu. dakikamız var. 40 dakika sürüyor Tamam. Zoom toplantıları. Şimdi ben seninle ilgili bir araştırmaya girerken aslında bazı şeylere denk geldim. Mesela 2007 yılında Hıncal Uluç'un İlkiye Dikkat başlıklı yazısı aslında. Bu dikkatimi çekti. Bir de Murat Anmunga'nın Kibrit Çöpleri kitap kapağında yer alan resmi. Aslına bakarsak bunlar senin kariyerinde çok önemli yere sahip iki gelişme. Peki bu noktada Öğrencilik kariyerimde diyeyim. öğrencilik kariyerine süper. Yani kariyer hani böyle şey öğrencilik bittikten sonra
Olmuyor aslında yani. Hani öğrencilikte de yani sonuçta resim yapıyorsun ve ressamsın yani. Hani bir şekilde ressamsın. Hani öğrenci bir ressamsın ama yine ressamsın. Ressamsın, yani. Yani evet. Öğrencilik kariyeri de denilebilir yani. Peki sonrasında mesela günümüze değin düşündüğümüzde bu kariyerinde ya da neyse süreçte kırılma ya olduğunu düşündüğün bir gelişme ya da bir durum oldu mu önemli bir yere sahip olan senin hayatında? O ivmeyi arttıracak, çıtayı arttıracak bir gelişme oldu mu? Yani kırılma şöyle yani ben sürekli dediğim gibi yani bir şeylerin kendimce en iyisini yapayım ve geliştireyim dediğimde sadece işte o ilk akademilerdeki sergiyi açmak tabii ki artık o öğrencilik kariyeri dediğim şeyden çıkartıp artık hani öğrenci olsam bile ki ben öğrenciyken açtım aslında yani o sergiyi, akademilerdeki sergimi. Daha mezun olmamıştım. Okula gidip de geliyordum yani. Bir yaklaşık 40 resimle falan katıldım bir de oraya. Aa, çok iyi. Evet ve değiştiren şey şu oldu. Benim için mesela evet iyi bir sergi olacaktı, şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Hatta kendi afişlerimi bastırıp gidip matbaalara, sonra arkadaşlarımla Beyoğlu'nda o afişleri böyle yapıştırıyorduk. 1000 tane afiş sağa sola. Sergi açılışında çok kişi gelsin, işte herkes görsün falan diye. Yani çok büyük bir paylaşma isteği vardı yani. Tabii ilk sergim oldu. Ve kendini ispatlama şeyi de var tabii yani. Hani bir kaygısıyla da yapılan bir şey. Ama güzel şeyler çıkarttığını da, iyi şeyler çıkarttığını, farklı şeyler çıkarttığını da o anda farkındasın. Dolayısıyla hani o benim için mesela o sergi, bir de şöyle bir şey var. Yani mesela ben o satış, oradan para kazanmak falan gibi bir şey çok da hayal etmiyordum yani. Hani bir tane satılsın, 3 tane satılsın falan. Ama her gün o sergi diyelim 30 gün sürdüyse mesela. Her gün 1-2 tane satıldı ve sergi full satılınca mesela oradan tabii ki şey de oluyor yani. Hani sadece maddi olarak değil manevi olarak o kırılma noktasını o yaşamış oluyoruz. Kabul görme evet. Şeyi maddi manevi kabul görme hali tamam dedim o zaman. Ama ondan öncesinde zaten o 10 tane ödül almıştım. Yani hani, ama hep de şeyi söylerim yani 10 tane ödül aldım ama gerçekten 50 tane de alamadım yani. Yani ve hatta ilk ödülümden sonra bayağı böyle 15 tane yarışmaya girdim. Hiçbirisinden seçmediler. Söylendim. Bilmem ne yaptım falandı filan derken. Yani o yarışmalarla da çok şey oldu tabii. O zamandan böyle yavaş yavaş piyasaya girmiş de olmuştum yani. Yani her konuda motive olmaya başlamıştım yani. Evet, o mesela piyasaya giriş noktasını da birazdan ileride eğer zamanımız yeterse öyle bir soru da aslında sormak istiyorum. Çünkü bizim öğrencilerde de en çok gelen sorulardan bir tanesi bu aslında. O giriş, o piyasa ağına dahil olmak gibi. Peki birazcık Süper Ego serginden bahsetmek istiyorum açıkçası. Bu serginin kavramsal çerçevesi nasıl ortaya çıktı? Sen bir taraftan konuşurken ben de resimlerini birazcık paylaşmak istiyorum. Bu sergide yer alan. Ya Süper Ego'da yani şöyle ben yine ilk başta bir şeyler deneyeyim diye aslında girdim. Yani bu sergi hazırlık sürecim değil ama. Yani tek bir figür kullanıyorum resimde o ana kadar. Ve bu figürün yanına başka bir figür kullansam mı dedim. Hani. İki tane, 3 tane figür olsun istemedim resmin içerisinde yani insan. Çünkü o zaman anlatım şey olacak yani. Hani tam da bilemiyorsun o anda böyle ne yapacaksın. Sadece bir içinden öyle bir şey geliyor yani. Hani ben böyle ilk başta evet konumu belirledim, altını da doldurdum. Şimdi de bu resimleri yapıyorum diye zaten hiçbir zaman başlamam yani. Hani resimler benim birazcık gerçekten günlüğüm gibidir. Yani. Ne zaman açık hava kompozisyonu yapacağım, ne zaman mekan içi yapacağım, ne zaman şunu yapacağım, ne zaman bunu yapacağım. Onları çok sonra fark ettim zaten. Neden bunu yaptım? Yani hani ama ondan önce yani gelişine yapıyordum yani resimleri ve sadece o hayvan figürlerini de kullanmayı
Tamam dedim, ikinci üçüncü figür olacak ama bu insan olmayacak yani, hani hayvan figürü kullanacağım deyip koymaya başladım ve o sonra beni etkilemeye başladı. Yani sonra çünkü hangi hayvanları seçtiğini, ne koyuyorum yani ben. Hani ona baktıkça ve yaptıkça bu sefer bir şey gelişmeye başladı yani, hani ben dedim bunu neden yapıyorum şu an yani, hani onu bu sefer sorgulamaya başladım ve sonra cevabını buldukça aslında süper ego sergisi biraz öyle olmuş. Yani sonra da dönüşmeye başladı tabii. Yani bunlar sembolik değildi. Ama yani hani bir sembol artık yani kafada yani şey olarak yani evet ben şunu koyuyorum bak şu falan gibi bir şey değil ama yeri geliyor o figürün, o figür zaten ben oluyorum. Yani kendi egom oluyor. Yani süper ego ve idin dengelendiği, artık sen olduğun ego halinde o figürü kullanmaya başladım. Ve yanına koyduğum hayvanlar da, hayvan figürleri de onların ya süper egoları oldu ya idleri oldu o figürün. Kendi aralarında bu sefer değişmeye başladı şeyler. Yani dolayısıyla şu resmimde bakın şu hayvan işte bu egonun süper egosu, şu resimde şu şey idi falan gibi bir sembolikliği yok yani. Evet, bir de ama bir çok taraftan... şey yaptım. Pardon, böyle. Çok düşündüğümde, çok baktığımda yani hani bu resmi konuşursak mesela diye başladığımda yani o yani şimdi bile ancak üzerine çok konuştuğumuz zaman ben söylerim yani ha bak burada o zaman büyük bir ihtimal şunu düşünmüştüm, şöyle bir şey hissediyordum çünkü o zaman şunu yaşıyordum gibi bir şey konuşulabilir yani. O yüzden resimlerimi anlatırken ben bu resimde şu vardı, şu vardı, şu vardı çünkü bundandır, bundandır, bundandır diye zaten hareket etmiyorum kompozisyonu kurarken yani. Hani o gün resimlerimi tasarlarken ben bu arada yani resme gelişine de başlamıyorum zaten. Onu bilgisayarda tasarlıyorum. İlk başta mesela bu da çok konuşulmuştu. O zaman da bu dijital fotoğraf makineleri de yeni çıkıyordu. Photoshop programı kullanımı ve onun resimdeki etkileri yeni yeni uygulanıyordu. Ben de bunu ilk uygulayanlardanımdır herhalde diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok da bir ara bu şeyde eleştirilmişliğim de oldu. Kulağıma geliyordu yani. Aa, Photoshop'tan yapıyor resimleri falan gibi böyle bir oluyordu yani. Hani ben de yapıyorum yani siz de yapın. Yani ben... Bir de hazır eleştiri demişken mesela bu eleştirilerden bir tanesi de aslında bütün sergilerde mutlaka buna göğüs germek zorunda kalıyorsunuz diye düşünüyorum. Bu çıplaklık, erotizm kavramları ve beraberinde gelen aslında kadın bedeninin metalaşması ki günümüze kadar halen daha tartışılan bir konudur bu. Bu gelen eleştirileri nasıl gözlüyorsun? Ya da bu kavramlara nasıl bakıyorsun? Üretim pratiğinde nasıl yer veriyorsun? Ya metalaştırmak bilmiyorum yani hani... Şöyle gelelim mesela şey konusuna, o ilk başladığım konuya yani. Hani dedim ya yani ben şimdi mesela ninja kaplumbağaları bile soymuşum yani. Hani ninja hani bir şey mesela ne bileyim yani bir yani çıplaklık benim gözümde cinsellik ya da erotizmle çağrıştıran bir şey değil. Değil yani hani sadece yani şimdi yaşlı mesela kadın figürler de kullandım. Evet, evet, evet. Yani hani ama şeyi tercih etmedim sadece. Neden daha genç figürler kullanıyorum? Ya bilmiyorum diyorum ya resimdekiler yani benim aslında yani o kadın figürler de ben olduğum için. Ya belki de ben de yaşlanınca daha yaşlı figürler yaparım yani hani. Dediğim gibi yani sadece ben olduğum için yani genç figürler kullandım yani hani ve anlatım dilim de dolayısıyla öyle şekillendi ve o yani çıplak olmayan figürler de kullandım ama çok evet. Değil yani hani genelde çıplaklık işin şimdi evet yani o yalınlık benim aslında ve resmin içindeki melankoli duyguyu daha iyi yansıtabildiğimi düşünüyorum çıplak figürler.
Ama yani hani sirk sergisinde de figürler çıplak değildi yani. Evet, mesela ona da gelebiliriz birazdan. Balans değil mi? 2012'de açtığın bir sergi. Bu serginin işlerini incelediğimde de bu daha önceki seriden o melankolik havadan çıkan ve işte görkemli bir atmosferin içerisine giren, dahil olan figürler söz konusu. İşte evcilleşmek zorunda kalan ama halen daha gösterişini korumak zorunda kalan işte hayvan figürleri var ve zaman zaman da işte akrobatlar, palyaçolar gibi böyle ekstra figürler de eklemeye başlamışsın bu seride. Bu seriyi mesela farklı kılan, diğer serilerden farklı kılan şey nedir? Ya da bu serideki atmosferi değiştiren bu itkiyi, yani bu noktada bu atmosferi değiştirmek istemişsin muhtemelen. Yani baktığımda aslında diğer işlere oranla. Seni buna iten şey nedir, motivasyon? Şöyle, yine aslında çok basit. Yani benim bunu söylememin nedeni de, yani hani öğrenciler, diğer öğrenciler eğer izlerlerse, dinlerlerse biraz da hani işin bu samimiyetini onlara belki de bir şey olurum, ilham olurum diye anlatıyorum aslında yani. Çünkü ben de öğrenciyken bazen şey düşünürdüm, yani ne yapmam lazım ya, Allah ne yapacağım ya, hani ben ne yapacağım? Hani neyin resmini yapacağım ya ben? Tamam, bir şeyleri güzel resmediyorum da neyin resmini yapacağım falan diye kastığım zamanlar olurdu yani. Hani ama dediğim gibi, yani hani bu sadece o kadar samimi gelişen duygularla ondan sonra o resmin konuları şekillenmeye başlıyor ki. Ben mesela balansı hazırladığımda Kilyos'ta yaşıyordum. Ve sürekli dağda bayırda köpeklerimle geziniyordum yani. Ve bu o kadar basit işlemiş ki, yani sürekli dışarılarda olmam ve o sergiye de sergi kafasına girdiğimde de daha sürekli dışarılarda olduğum için ve yani yaz kış ormanlarda gezindiğim için, kozalak topladığım için ve ondan sonra çok da güzel bir şöminem vardı. Onları akşam şöminede yaktığım ve karşısında şarabımı içtiğim için belki de dedim ki dış mekan olsun bunlar. Çünkü yani hani ve bunu bilinçsizce yaptım ama. Yani hani dış mekan olsun dedim de öyle demiyorsun işte yani. Hani bir şekil demişim diyeyim, daha doğrusu düzelteyim. Yani çünkü ilk başta sirk, bu hayvanlar, hayvan kullanıyordum ben. Süper ego itten nereye dönüştürebilirim derken sirk şeyleri hoşuma gitti. Birkaç da film izlemiştim, tam hatırlamıyorum ama. Yani hani o, yani böyle şeyler deneyeyim derken bir resim yapmıştım ama ondan sonra şey dönmeye başladı yavaş yavaş. Bir dakika dedim, tamam sirk şey, girdim bir mevzulara, bir şeylere, tam olarak neden giriyorum neden girmiyorum, canım bunu yapmak istiyor diye giriyorsun aslında bir yandan. Ve ondan sonra da yavaş yavaş dönüşmeye başlıyor. Artık canım bunu yapmanın ötesinde, ah bir dakika benim kafamda bir şeyler şekilleniyor ya, bir şeyler olmaya başlıyor diyorsun. Ama dediğim gibi yani bunu dışarılarda çok fazla gezindiğim için, ormanlarda dolaştığım için canım çekmiş yani. Hani çünkü bütün ağaç görüyorum, bütün gökyüzüne bakıyorsun. Yani iletişim kurduğun şey o zaten. Dolayısıyla aynen. Onun üzerinden yani, bir kurgu ilerliyor aslında. Aynen. Ondan sonra yavaş yavaş sonra dedim ki yani ben bu resmettiğim hayvanları, yani şey olan yani sirk olarak algıladığımız hayvanları, ben onların mekanına gideyim o zaman figür olarak. Yani hani yine ben o resimdeki yine ben kişisi, yani egon diyeyim. Yani süper egonun bir devamı aslında yani, düşününce. Resimlerim hala öyle zaten. Yani hani o ben, yani çoğu kişi de öyledir zaten yani. Hani bir ortada tek bir figür varsa genelde kendisidir diye düşünüyorum. Yani benim öyle. O beni, o zaman ben bakalım dışarı taşıyayım ve o hayvanların, yani sirkteki hayvanlarla beraber ben şekillenmeye başlayayım. Birkaç da figür yanıma koymaya başladım hatta o anda. Yani normalde ikinci veya üçüncü insan figürü koymayacağım derken. Yavaş yavaş o konuyu bu sefer oraya şekillendirmeye başladım ve öyle resimler çıkmaya başladı. Çıkmaya başladı. Yani, ve çıkmaya başladıkça şekillenmeye başladı. Aynen. Yani neresi abi? Şu oyunum var. Güneş çok iyi geldi. Biraz arkadaşlar. Evet. Kataloğa giren mesela, yani kataloğa giremeyen bir tane resmim de var, bu kulakları böyle kelebek kulaklı olan bir fil. Ondan sonra onu
şey, bu değil de bir gölün içerisinde. Onu galiba şey yapmadım, koymadım. Evet, koymamış olabilirim. 3 metreye 2 metre bir resim olarak çıktı. Buna bu, bunun gibi ama değil yani biraz daha şey. Mesela en son o resim çıktığında mesela beni en fazla tatmin eden resmim de o oldu. Yani gittikçe çünkü şekillenmeye başladı. Ondan sonra da öyle bir sergi olmuş oldu ve dolayısıyla ben yani kendi sergimi gezerken de yani orada 10 tane 10 küsur tane resmi gördükten sonra ne yapmışım yani insan hani günlük yazar ondan sonra da o günlüğü okumaya başladığında ne hisseder, nasıl algılar mesela o geçtiği zamanları. Ben de resimlerime öyle baktığımda mesela daha rahat anlatabilir hale geldim yani. Dolayısıyla şu anda mesela şu an o sergiyi açmış olduğum an olsaydı ben bu sefer o balans sergisini şu anki halinden çok daha iyi anlatırdım. Çünkü o zaman da onun içindeydim. Ve daha yeni bitmişti ama şimdi o da bitti. Yani hani ondan sonra da bu sefer o şeyden çıkıp bu sefer iki kafayı mı birleştirsem başka bir şey mi yapsam diye yavaş yavaş çekiyorum. Mesela onlardan da bahsedeceğiz. Epoksi işlerin de var ama öncelikli olarak sana aslında biraz sanat piyasası ile ilgili sormak istediğim birkaç soru var. Şimdi bu sanat piyasası ile ilişkin nasıl başladı aslında? İşte mezun olduktan sonra günümüze varanı değil, nasıl ilerledi bu süreç? Şu anda çalıştığın bir galeri var mı? Onu sorayım ilk başta. Şu an Merkür'le çalışıyorum. Daha doğrusu soyut resimlerimi Galeri Kambur'la çalışıyorum. Figüratifleri de Merkür'le çalışıyorum. Öyle şekillendi yani. Hani bir şekil. Bu çok böyle belirlenmiş bir şey değil ama yani şimdilik öyle. Şimdilik öyle. Peki şimdi aslında sürece bakarsak işte günümüzde sanatın geleceğine yön veren ve sanat piyasasını yönlendiren hatta neyin sanat olup olmadığına dair de bir takım belirleyici faktörler var. Bunlar işte galeriler, sanat eleştirmenleri, koleksiyonerler. Bu noktada sanatçının piyasada var olmak ve takdir görme kaygısı üretim sürecini etkiliyor mu? Ki sen de çok uzun süredir aslında bu piyasada var olan bir sanatçısın. Bu noktada karşılaştığın zorluklar, güçlükler nelerdir? Yani öğrencilerimiz için çok önemli vereceğin cevap. Çünkü onlar da en azından bu noktada rehberlik edebileceğini düşünüyorum onlara. Süremiz 10 dakika sonra kapanacakmış. Onun şeyini verdiler, uyarısını. O yüzden hızlı bir şekilde ya değerlendirebiliriz. Şöyle yani galerilere yani çok da fazla güvenmesinler. Yani ama hani şu anlamda söylüyorum. Yani ben her zaman yine de kendi yaptığım resmin dediğim gibi yani iyi olması için elimde yani o iyiliği tabii insan nasıl belirler yani neye göre belirler bilmiyorum ama yani yapabildiğim en iyisi neyse onu yaptıktan sonra bir şekilde bunun eğer konu satılmaksa yani maddi olarak kabul görmekse onun karşılığını almaksa onun karşılığını alacağımı biliyordum. Yani hani bir şekil biliyordum. Ama hiçbir zamanda şey olarak da yola çıkmadım. İşte ilk sergimdeki gibi yani. Bir tane satılsın ne olacak ki yani? Hani, yani tamam o anda zaten öğrenciyim de. Yani şu an tabii insan daha bir şey yapar tabii satılır. Yani ben 15 senedir öyle yaşıyorum yani. Sadece resimden para kazanıyorum. Yani dolayısıyla bunun kaygıları tabii ki var. Ama işte o kaygı şey değil. Yani benim yine kaygım. İyi bir resim, bu ay iyi bir resim üretebilecek miyim ben? Kaygısı var sadece. Yani bazen, benim de oluyor. Bazen mesela bir ay hiç canım resim yapmak falan da istemiyor yani. Hani yani bütün gün bisikletle gezmek istiyorum. Yani hani veya da işte köpeğim daha yeni vefat etti, öldü. Bütün gün köpeğimle dolaşmak istiyorum. Kızım işte 4,5 yaşında şu an. Bazen bir ay boyunca kızımla takılmak istiyorum. Dolayısıyla benim mücadelem öyle bir mücadele. Yani galerilerle olan mücadele kısmı o yüzden diyorum galerilere çok güvenmesi. Yani galeriler kimseye şey yapmaz. İlkecim gel bak ben seni çıkartacağım çok güzel oho falan derler de yani hani eğer o resmi iyi yaptığını gerçekten iyi olduğunu hani daha da gelişebilecekken gelişmediğini eğer biliyorsan nasıl olacak o iş yani? Olur.
Öyle olan da var. Yani hani ne sanattır, ne sanat değildir, hangisidir, hangisi değildir. Evet, evet. Yani hani onu net bir şey yok ki bu işin. Yani hani bu koşu yarışmasında hani birinci gelen birinci gelir de. Hani bunun şeyi yok yani. Hani eğer özgünse, şeyse, kendi kafasını samimi bir şekilde yerine getiriyorsa ve bu konuda elinden gelen her şeyi yapabiliyorsa, yani ben ona sanatçı derim yani. Bütün gün öyle yaşıyorsa, o kafayla yaşıyorsa, yani sanatçı yani işte. Yani sanatla uğraşıyor ve sanatla kafası bütün gün meşgul. İyi resim yapar bana göre, kötü resim yapar. Çok iyi değildir, çok iyidir. Hani veya kafası farklı çalışıyordur, ben anlayamam. O beni anlayamaz. Yani hani dolayısıyla bu şeyin bir tarifi yok. Yani hani o tarifini yapsınlar abi. Küratörler yapsın, o yapsın, bu yapsın. Yani hani ben yapmam. Yani hani çünkü benim kafam kendi resmimle çalışıyor. Yani hani biraz dirençli yani, olma taraftarısın anladığım kadarıyla değil tabii, mi? Tabii. Evet, evet. Bu yani noktada. Yani sürece, yani hep böyle meditatif kafalarda da derler ya, yani hani sürece güven, kendine güven, hani varoluşuna güven. Yani böyle işleyince o zaman sana iyi bir teklif de gelir. İyi bir fuarda, iyi bir yerde resmini astığın zaman güzel bir şey de alırsın karşılığında, maddi manevi. Hı-hı. Ve buradan yürürsün. Yani süreç kendi içindeki motivasyonla alakalı olan bir durum. Yani ben motive olamadığım zamanlar bu sefer de şey gibi hissediyorum yani, hani ya o kadar da iyi değilim ben ya. Böyle bir, yani bir an oluyor yani. Öyle bir an oluyor. Başka bir an oluyor. Of be, ne yaptım, ne ettim falan diyorsun yani. Hani bir şekilde işte soyutlara geçme kafası da öyle çıktı zaten. Evet, mesela ben, bunlar epoksi işlerin, son işlerin değil mi? Evet. Çok kısa yani bunlardan da bahsedersin. Artık işini aynı anda yürütüyorum. Epoksiye çok hızlı geçeyim. Epoksilere geçtiğim zamanda da ben aslında buna ne zamandır geçmek istiyordum. Çünkü istediğim şeydi. Yani özellikle şu resim hakkında konuşmak istiyorum. Bana şeyden bir sergi teklifi geldi. Karma sergi teklifi. Şey konusu da işte Spielberg'in, işte diğer başka korku filmi yönetmenlerin, onun bunun falan filmlerinden bir filmi işte birisine vereceğiz. Sana da Jaws düştü. Yani oradan yola çıktı. Yani. Evet. Oradan çıktı yani. Hani ben çok istiyordum ama deniz analarıyla bir kompozisyon kuruyordum, bir şeyler yapıyordum, bilmem ne diyordum falan ama şeyden dolayı o da yani figüratif resimde yapsan arkadaki duvarlara, çatlaklara, kırıklara, onlara bunlara baktığında aslında arkada soyut bir düzenleme var ve ben o soyut düzenlemeyle zaten sürekli uğraşıyorum. Yani hani ve kendimi o konuda bir şeyin farkındalığında olduğumu düşündüğüm için de dedim ki ya artık figür ve yani somut bir şey olmasına gerek yok ki sadece hayatımda yani. Sadece figüratif bir ressam olarak ben geldim, geleceğim ve öyle mi öleyim yani? Hani ya bir şekil o zaman yap, soyut yap o zaman da. Hani geç bakalım, sadece renklerle oyna. Derken o sırada işte o Jaws geldi falan filan ve ben adama şey dedim. Şeyi de hatırlayamadım ya adamın ismini. Geçenlerde yazık vefat etti o da. Yani size öyle bir resim yapacağım ki yani Jaws'a konun. Ben figürle ne yapayım yani? Ben şu anki resimlerimi ona yönlendirmeye çalışırsam ne olacak yani? Öyle bir saçmalık mı olur? Hani yani yönlendiren yönlendirir belki de ben şimdi ne yapacağım yani? Hani böyle figürü kullanıyorum, Jaws'ın ağzına mı koyayım bacağım? Yani? Ne yani? Şimdi ne yapayım yani? Hani ama dedim bu benim çok güzel bir şeyim olsun, çıkış yolum olsun yani. Ben dedim size dedim iki hafta bana müddet verin. Kendi kafamda bir şey belirleyebilirsem eğer yapabilirsem, bunu gerçekleştirebilirsem tamam diyeceğim. Öbür türlü tamam demeyeceğim. Tamam tamam falan diye anlaştık. O sergi de bir şekilde iptal oldu ama. Yani hani adam kendi kendine diğer şeylere de vazgeçti falan. Ama buradan bu vesileyle mesela o biraz önceki... bu değil, biraz önceki şeyde öyle bir kompozisyon gerçekleştirdim. Ve ondan sonra hangisi? Evet bu. Ve baktım yani hani soyutlama bir kompozisyon oldu ve bir dakika dedim ben buradan gideyim. Sonra bir süre sonra zaten köpek balıklarını da çıkarttım. Yani hani yani ilk başta yani soyut algıyla figüratif bilgini ve geçmişini, deneyimini, alışkanlığını
birleştirebilmek için. Yani o derinliği, resimdeki derinliği, evet sanki bir köpek balığı ve arkasında sumuş gibi bir kafayla kendi içimde yaratarak oluşturmaya başladım soyut derinliği. Ve ondan sonra onu çözdükten sonra zaten köpek balıklarını da geçtim. Bu sefer onları da kaldırıp bakalım ne yapacaksına geldi iş. Ve ondan sonra da soyut resimlerime ve soyut resimlerime geçtiğinde de gerçekten hani böyle güzel tatlı bir arabam vardı. Böyle kırmızı üstü açık spor böyle bilmem ne falan. Sat dedim bunu. Hani, ve bir yıl iki yıl boyunca hiç satma kaygısı olmadan şey yap geliştir. Ve üç buçuk sene boyunca bana şey geldiği zaman bile ilk evet figüratif resimlerinden elinde var mı falan yok. Hani belki de hiç olmayacak falan diye hatta sinir oluyordum yani ben o duruma. Geçebilecek miyim, geçmeyecek miyim, bunu ne kadar geliştireceğim falan. Ve bir sene sonra bütün soyut resimlerimi de ondan sonra şey yapmaya başladım. Kabul ettirmeye başladım. Yani ve hiçbir şey yapmadan sadece onları geliştirerek ve şu aslında şu gördüğünüz resimler ilk başlardaki resimler. Yani keşke diğerlerini koyalım deseydik. Biraz da benim bu evet. Şeydeki karışıklığa geldi. Yoğunluğa denk gelmiş olabilir. Yoğunluğa denk geldi. Instagram sayfasından isteyen evet, bir şey yapabilir. İsteyenler oradan tekrardan bir bakabilirler.